Havelsan'ın yaptığı Barkan insansız kara aracı şu an Türk Silahlı Kuvvetleri'nin testlerinde ve önümüzdeki günlerde farklı olarak konseptler geliştirilecek ve Havelsan bir kara aracı ailesine doğru gidiyor. Şimdi detayları birlikte öğreniyoruz. Türkiye insansız hava araçlarında çok önemli bir yere sahip ama sadece hava araçları da kısıtlı değil. Kara araçları var, deniz araçları var ve Havelsan'ın geçmişte de videolarını yaptığımız Barkan aracıyla beraberiz. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar, ismim Mehmet Onur Özçelik. Ben simülasyon, otonom ve platform yönetim teknolojilerinde Ar-Ge ve mühendislik direktörü olarak görev yapıyorum. Yaklaşık 20 yıldır Havelsan'da çalışıyorum. Burada Barkan tabii geçtiğimiz İDEF'te ilk olarak görmüştük. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim ettiniz mi? Şu an Barkan'da ne durumdasınız? Bir son durum bilgisini alalım sizden. Tabii. Barkan aslında bizim yaklaşık 20 ay önce başladığımız Havelsan öz kaynaklarıyla işi başlattığımız bir projenin prototip ürünü. Bu kapsamda prototipimizi biz sahalara gönderdik. Kullanıcılarımızdan Savunma Sanayi Başkanlığımızın yönlendirmesiyle bir takım iyileştirme isteklerimizi aldık. Şu anda bu kapsamda bu iyileştirme isteklerini Barkan üzerine uyguluyoruz. Yakın dönemde çıkması planlanıyor. Ondan sonra da 2023 yılı içerisinde inşallah silahlı kuvvetlerimiz için seri üretim planlamasını yapılacağını öngörüyoruz. Barkan dediğimiz zaman temel görevleri neler Barkan'ın? Hangi üzerinde ne tür ekipmanlar, silahlar taşıyor? Biraz da onları anlatır mısınız? Tabii Barkan'ın birçok konfigürasyonu var aslında. Baktığınız zaman bas konfigürasyonundan silahlı konfigürasyonuna, lojistik konfigürasyonuna kadar faydalı yükleri çok değişken olabiliyor. Şöyle ki şu anda burada gördüğümüz konfigürasyonu üzerinde yaklaşık 7.62 mm silah sistemi olan ve bununla birlikte 8 tane hem sürüş kamerası hem de görev kamerası olan bir konfigürasyona sahip. Gece görüş görüntüsü var, gündüz görüntüsü var. Tamamıyla lidarıyla otonom hareket etme kabiliyetine sahip. Yani rotayı girdiğiniz zaman kendisi o rota planlamasını etraftaki engellere göre haritasını çıkartıp ortamın kendi rotasını kendisi belirliyor. Dolayısıyla tamamen otonom hareket edebilen, isterseniz uzaktan kumandalı, isterseniz kablolu şekilde hareket edebilen, silahlı kuvvetlerine çok ciddi anlamda destek olabileceğini öngördüğümüz bir konfigürasyon bu. Bunun haricinde lojistik konfigürasyonu var. Yani bir taşıma faaliyeti yapacaksanız, yük taşıma, yaklaşık 500 kilogram ağırlığı var aracımızın. Kendi ağırlığı kadar da yük taşıyabiliyor. Kendi ağırlığı kadar da yük çekebiliyor. Bu kapsamda kuvvetli motorları olduğu için bu görevlerde başarılı bir şekilde, araziye uygun bir şekilde görev alabiliyor. Robot kol takabiliyoruz üzerine. Bu robot kolla herhangi bir yere insanın uzak durması gereken yerlerde müdahale edebilecek konularda robot kolla müdahale edebiliyorsunuz. Mayın temizleme ile ilgili şu anda çalışmalarımız var. Onu yapacağız önümüzdeki dönemde. Yani farklı konfigürasyonlarda tamamıyla yaralı taşıma da dahil her şey yapabilecek durumda, konfigüre etmiş durumdayız. Bir de Barkan'ı hareket ettirelim isterseniz bir yandan. Biz de şöyle yürüyelim arkamızdan da, Barkan gelsin. Tabii insanlar bize soruyorlar. Havelsan bir yazılım, yapay zeka, bir teknoloji şirketi. Neden böyle işte Baha var gökyüzünde uçuyor, Barkan var karada gidiyor, Sancar var denizlerde gitmeye başlıyor. Havelsan olarak bu sistemlerde siz ne koyuyorsunuz bu sistemlerin içine? Aslında burada şundan bahsetmek lazım. Havelsan'ımızın yapmış olduğu çok büyük bir proje var. Yani bu bahsettiğiniz bütün insansız sistemler bu büyük projenin aslında bir bileşeni. Barkan da bunlardan bir tanesi. Dijital Birlik adını veriyoruz aslında biz bu projeye. Dijital Birlik nedir? Dijital Birlik biliyorsunuz muharebe sahası, geleceğin muharebe sahası artık insansız birliklerden oluşacak. Şu anda insansız hava araçlarına baktığımız zaman Türkiye bu konum burada şu anda lider konumda. En çok kullanan ve en etkili, en verimli kullanan ülkelerin başında geliyor. Bu insansız kara araçlarında ve insansız deniz araçlarında da bu şekilde olacağına inanıyoruz. Çünkü silahlı kuvvetlerimiz doktrinlerini şu anda buna göre hazırlıyor geleceğin muharebe sahası için. Biz Havelsan olarak silahlı kuvvetlerimizin bu geleceğin muharebe sahasını inşa edebilmeleri için gerekli olan altyapıyı sunuyoruz. Yani bizim şu anda insansız kara araçlarımız, insansız hava araçlarımız, işte Barkan, Baha, Sancar, insansız deniz araçlarımız, biz şu anda bunları müşterek, otonom,
Tamamıyla en az insan girdisine ihtiyaç duyarak yapay zeka tabanlı karar destek mekanizmalarına da yardımcı olacak. Hem komuta kontrol sistemleriyle hem de insansız sistemleriyle bu altyapıyı oluşturmaya çalışıyoruz. Şu anda Barkan ilk prototip olarak çıktı. Baha yine sahada şu anda şey yapıyoruz, hani testlerini yapıyoruz. Deniz aracımız Sancar şu anda testlerde. Onun otonomisi ve platformuyla şu anda testlerle uğraşıyoruz. Ve yakın zamanda bunları artık bir müşterek hale getirip demolarını yapabilecek duruma geldik. En yakın zamanda da bunların demolarını göstereceğiz ilgili birimlerimize inşallah. Barkan'la ilgili bir sorum daha olacak. Sahada tabii testler Türk Silahlı Kuvvetleri yapıyor bizzat operasyon şartlarında. Size çok önemli geri dönüşler var. Önümüzdeki dönem içerisinde biraz Barkan'da bir değişiklikler görmemiz mümkün olacak mı? Evet, zaten üzerindeki çamurdan görüyorsunuz şu anda bayağı bir her tarafı çamur içinde. Nerenin çamuru diye sorayım ben. Bu şu anda kullanıcımızla beraber testlerden geçerek buraya geldi. Hemen anca yetiştirebildik. Çok az temizleyebildik, biraz çamur üzerinde, o yüzden. Çamur yok, çamur iyidir burada. Bir nasıl alın teri varsa bence bunların da alın teri biraz çamur gibi. Evet, bizim burada amacımız silahlı kuvvetlerimizin sahada zorlu şartlarda yardımına koşacak, yardımın yanında güvenebileceği sistemler oluşturmak. Barkan'ı da bu kapsamda çok zorluyoruz. Yani en ağır arazi şartlarında, en farklı işte sıcaklıklarda, hava şartlarında test etmeye çalışıyoruz. Ve burada test ettiğimizde ortaya çıkan problemleri görüp düzeltip iyileştirme yaparak veriyoruz. Bu kapsamda biz farklı sahalarda, sınır bölgelerinde Barkan'ı test ettik ve bu kullanıcımızdan geri bildirimlerimizi aldık. Ve Barkan'ı biraz değiştirmek üzere bir çalışma içine de girdik. Tamamen sahadan gelen geri dönüşler, operasyon şartlarındaki tecrübeleri aktaracaksınız herhalde. Kesinlikle öyle. Her kullanıcımızın isterlerine karşılık verebilecek şekilde yeni bir tasarımla, daha farklı bir tasarımla bir prototip çıkartacağız. Şu anda yürüme testleri devam ediyor. Çok yakın bir zamanda onu da böyle güzel silahlarla süsleyip hemen kullanıcımızın karşısına çıkartmayı planlıyoruz. Tabii insansız kara araçları dediğimiz zaman çok ufak araçlar da var, gramlık araçlar da var. Bir de çok büyük araçlar da var. Herhalde yeni bir aile göreceğiz gibime geliyor. Evet, şimdi dijital birlik dediğiniz sadece Barkan'dan oluşacak değil tabii ki. Bu kapsamda farklı sınıflarda, farklı büyüklüklerde, farklı özelliklerde insansız kara aracı çalışmalarımız da olacak. Robotik sistemler, ağır sınıf, hani bu gibi konularda çalışmalarımız sonlanmak üzere. İnşallah önümüzdeki dönemlerde size güzel haberler vereceğiz. Bu konuda güzel şeyler, ürünlerimiz olacak. Ben bir de şeyi sormak istiyorum. Ben bu insansız araçları tanıtırken, anlatırken Havelsan'ın yaptığı, Havelsan bunlara aklını koyuyor diyorum. Ortaklığınız hangi şirket? Yani tutup da bir Havelsan bir palet sistemi yapmıyor veya üzerindeki ekipmanı, atış sistemleri diğer savunma sanayi şirketlerimizden hangi şirketler var? Böyle bir isimlerini de geçirelim ki Havelsan'ın ortaklarında isimleri geçsin, en azından izleyicilerimiz öğrenmiş olsun. Tabii ki yani birçok firmayla beraber çalışıyoruz. Zaten biz şirket olarak bir platform üreticisi değiliz. Platform üreticilerinin kim çalışmak isterse, silahlı kuvvetlerimizin ihtiyacına uygun çözümleri kim sunacaksa onlarla çalışmayı özen gösteriyoruz. Vakıf şirketlerimiz zaten işin içinde. Yani büyük vakıf şirketlerimiz Aselsan, Roketsan, biz onlarla zaten beraber çalışıyoruz. Silah sistemlerinde işte farklı faydalı yük entegrasyonlarında irili ufaklı birçok küçük alt yüklenicimizle, daha küçük ölçekli alt yüklenicimizle hem platform üreticisi olsun hem de farklı faydalı yükler, kameralar olsun bunlarla çalışıyoruz. Dolayısıyla aslında bizim burada amacımız bir nevi bir ekosistem oluşturmak. Bu ekosistemde hem firmalarımız kabiliyet kazansın, hem bu firmalarımız yükselsin, hem de biz bu platformlara akıl katarak, çünkü Havelsan olarak duruşumuz, biz platform üreticisi değiliz ama hani biz platformlara akıl katıyoruz. Bu kapsamda platformlarımıza akıl katalım ve silahlı kuvvetlerimize en etkili, en verimli şekilde verelim. Bizim amacımız bu. Bu kapsamda da kim eğer bize yardımcı olacaksa seve seve çalışmaktan memnuniyet duyarız. Çok teşekkürler Onur Bey, verdiğiniz bilgiler için. Yeni ürünleri ilerleyen artık videolarda görmek üzere diyelim. Evet, inşallah güzel sürprizlerimiz olacak. Çok teşekkürler, sağ olun. Ben teşekkür ederim, sağ olun.